Başka noktaya geçmek istiyorum. Ekonomist Çetin Ünsalan bizlerle birlikte. Çetin Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz ekonomiden bahsedelim çünkü ekonomiye dair başlıklar da var. Mesela emekliler hayal kırıklığına uğramıştı açıkçası. Seyyan enzam çok az, yani refah payı çok az oldu. Seyyan enzam memurlarda olduğu gibi olmadı. %25 de sınırlı kaldı. Hatta dul ve yetimler dikkat alındığında o bile değil. Birçok insanın maaşı da 7500'de kaldı. Artmıyor. Devlet Bahçeli'nin açıklaması olmuştu. Seyyan enzam olmalı diye. Şimdi Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan bir araya geldiler. Bir görüşme yapıldı, bir açıklama yapılmadı. Bu konunun da gündeme geleceği ifade ediliyordu. Açıklama yapılırsa onu veririz, onu da sorarım size. Ama şöyle, Sayın Erdoğan uçakta dönüşte, NATO zirvesinden dönüşte yine hani bazı kişilere sorular veriliyor. O sorular, yanıtları hazır sorular, onlar soruluyor. Onları yine bazı konulardaki görüşlerini beyan etti diyelim. Şimdi şöyle dedi, Körfez ülkelerine haftaya bir ziyaret yapacak Sayın Erdoğan. Onunla ilgili soruya şu yanıtı verdi. Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız dediler daha önce. Bunu da bu ziyaretle birlikte inşallah noktalamış olacağız. Şimdi bu yatırımlar ne şekilde olacak? Varlık fonunda birçok bilmediğimiz önemli stratejik kurumun olduğunu biliyoruz. Satışları hep gündeme geliyordu. Haftaya yapılacak bu ziyarette sizce bu satışlar olur mu? Ekonomideki o açık bu şekilde kapatılmaya çalışılır mı? Vallahi aslında kimsenin yanıtını bilmediği bir soruyu bana soruyorsunuz. Çünkü zaten en büyük problem de bu. Yani şimdi mesela yatırımlardan bahsediliyor. O yatırımlar ne dediğimizde bunun karşılığı yok. Çok kısa süre öncesinde Suudi Arabistan Merkez Bankası'nda 5 milyar dolarlık bir mevduat koydu biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bugünün dünyasında hele ki 1 doların bu kadar pahalı olduğu, kıt olduğu bir dünyada bir ülke diğerine çok sevdiği için 5 milyar dolar vermez. Şimdi bu 5 milyar, o zaman da sorduk, bu 5 milyar dolar mevduatı ne karşılığı veya şöyle diyelim hangi koşullar getirdi Türkiye'ye park etti, bunun da yanıtını alamadık. Şimdi aslında tabii sizin soru olarak sorduğunuz şey ürkülen nokta. Çünkü bugün itibariyle normal şartlar altında Türkiye'ye yabancı bir yatırımcı gelir, işte olanaklara bakar ve yatırımını yapar ya da yapmaz. Fakat bu bir seferberlik haline döndüğü zaman işin rengi değişiyor. Niye? Bununla ilgili de gerekçeler var. Kısa süre öncesine kadar gerek G20 zirvesinde gerekse de yine Davos'ta bu konu örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'ne oradaki yetkiliye soruluyor. Hatta orada bir bakan diyor ki Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var biliyoruz ama biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz. Şimdi bakın bir şeyin ucuzlaması için bir şeyi satıyor olmanız lazım. Hmm. Neyin ucuzladığını bilmiyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili kimse de bize bir açıklama yapmıyor. Tabii ki şimdi görünürdekilerde bir alım satım olduğunda olacaksa veya bir yatırım olacaksa bunu şeffaf bir biçimde görürüz. Sorun şu, varlık fonunun denetlenemiyor olması. Yani şimdi kanunen denetlenebiliyor. Ama denetleyeceğim kişiyi, beni denetleyecek kişiyi ben atıyorsam orada denetim yok demektir. Yani işin fiiliyatı budur. Hı hı. Şimdi öyle ki Türkiye'nin bir dizi değerli şirketi kamu hisseleriyle birlikte varlık fonunun içerisine konuldu. Ben varlık fonu ilk kurulduğunda da şöyle bir itirazla ortaya çıkmıştım. İlk kurulduğu yıllarda dünyada varlık fonu sistemde var. Fakat artı veren ekonomilerin varlık fonları vardır. Dışarıdan kaynak kullanmak yerine içeriden kendilerine kaynak kullanırlar. Biz varlık fonu kurduğumuzda zaten eksi 357 milyar dolardaydık. Şimdi eksi bakiyeyle varlık fonu kurarsak bu iş gün gelir duyunu umumiyeye gider diye de yazıp çizip televizyonlarda da anlattığım bir uyarı vardı. Hı hı. Korkuyorum ki iş adım adım oraya gidiyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki umarım öyle değildir.
Çünkü Mehmet Şimşek görev geldikten 2. ya da 3. günüydü sanıyorum. Yine bu konuyla ilgili bir yazı yazdım. Mehmet Şimşek rasyonelleşmekten bahsetti. Evet, olması gereken bu. Dünyadan para getirmekten bahsettiler. Dünyadaki konjonktürü takip ediyorsunuz. Bakıyorsunuz nerede ne değildir, para nereden gelebilir diye düşünüyorsunuz. Aklıma tek bir adres geldi. Eğer aklınızdaki varlık fonuysa vazgeçin diye bir yazı yazdım. Korkulan oluyor gibi geliyor bana. Yani adım adım varlık fonunun içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz, hangi şartlarda olacağını da hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir furyaya doğru gidiyoruz. Şimdi bakın, Türkiye bu kadar cazip bir yatırım alanı, öyle kabul edelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğini doğru kabul edelim. Niye tek bir batılı veya mesela Avrupalı ülke yok burada? Yatırım için koşa koşa gelmiyor. Finans yatırımından bahsediyorum. Normal doğrudan yatırım yapanlar var. Çünkü 2000'li yıllarda parasal genişlemenin olduğu yıllarda ağırlıklı bir biçimde biz Avrupa'dan kredi kullandık. Bugün de dış ticaretimize baktığımızda iki üründen birini Avrupa ile alıp satıyoruz. Bu kadar ticari partnerlik ilişkisi içerisinde neden bu kadar güven veren bir ülkeye, örneğin Avrupa'dan herhangi bir kuruluş gelip yatırım yapmıyor da biz Körfez'de kapı kapı para alıyoruz. Evet. Bunun birkaç nedeni olabilir ama en barizini söyleyeyim, çünkü verilerimiz güvenli değil. Peki, bunu Körfez'de bir şekilde halledersiniz ama Avrupa'da verilerinizi önünüze koyarlar. Yani şu, bu arada o varlık fonu ile ilgili kesim, yani o kısım çok önemli bir kısım. Aslında yani Türkiye'de bunun çok daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor. Muhalefetin çok daha bunu şiddetli ile getirmesi gerekmiyor. Yani bir başka ülkede mesela o ülkeye ait milli değerler, o ülke halkına ait stratejik kurumlar, kuruluşlar bir fonda toplanıp ve hangilerinin o fona geçirildiği halka söylenmese, satışlara, ticaretlere para karşılığı konu edilse ve hiçbir şekilde ne anlaşmalar açıklansa ne neyin satışa konu edildiği açıklansa bu normal karşılanır mı? Şimdi az önce beyefendinin de dediği gibi atadığınız kişinin sizi kontrol etmesini talep etmek çok mantıksız. Diğer türlü Sayıştay'ın şu an herhangi bir raporunu olumlu manada yorumlamak ne mümkün? Ve dikkat edin, şöyle bir rakam konuşuldu geçen hafta itibariyle. Sadece külliyeden örnek vereceğim. Külliyenin günlük masrafı 18 milyon, yanlış hatırlamıyorum 18-19 milyon civarında. Koruma giderleri 13 milyon civarında. Takribi 30 milyona tekabül eden günlük harcama var külliyenin. Fakat Sayıştay bu ve benzeri ya da Sayın Erdoğan'ın dün itibariyle, önceki gündü galiba, başka bir yetki daha aldı hatırlarsanız. Borçlanma mı yoksa daha başka bir tasarruf, daha böyle bir imkan daha verildi Sayın Erdoğan'a. Siz bütün bunların hiçbirini yargılayamayacaksınız, sorgulayamayacaksınız. Ne harcandı, nereye harcandı ve bu ürünler nereye satıldı, kaçı kaça satıldı. Hı hı. Hatta dolarlar noktasında hatırlarsanız 128 milyar dolar tartışması gündemdeyken mevduatlarda takribi 240 milyara tekabül eden, yanlış hatırlamıyorsam rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim, beyefendi düzeltebilir. 240 milyar dolara yakın bankalarda biriken parayı da aldılar ve bir şekilde onu da kime satıldı, nerede kullanıldı, yurt dışında hiçbir açıklama yok. Burada bir araya Sayın Ünsalan, bir sorum daha olacak size. Ardından benzer devamını da sana yönelteceğim. Şimdi dul ve yetim maaşlarıyla ilgili yine uçakta hazırlanmış bir soru vardı. Bu soruldu Sayın Erdoğan'a. Şöyle dedi Sayın Erdoğan. Bizim doğalgaz, bunun yanında petrolden gelirin belli bir bölümünü biz Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda oraya aktaracağız. Oradan da bu tür hanımlara, yani işte eşini kaybetmiş ya da boşanmış, bu tür hanımlara ve gençleri bunu tahsis edeceğiz dedi. Şimdi biz de son dönemde ya da uzun bir süredir şöyle bir durum var. Sosyal yardım adı altında yapılıyor. Yani yapılacak olan düzenlemeler asla kök maaşlara yansıtılmıyor. Dolayısıyla insanlar devlet bize ne kadar maaş yapacak diye beklemiyor. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan bize ne kadar para verecek diye bekliyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Olamaz tabii ki. İşte demin bahsettiğim, sizin verileriniz gerçeği yansıtmıyorsa buna döner iş. Seyyanen zam nedir? Yani çok ekstrem bir olayda işte seyyanen zam verirsiniz ve sorun halledersiniz. Şu anda biz
enflasyonun gerçek olmadığını bir kere seyyanen zamı konuşarak kabul etmiş olduk. Ya biz derken bizzat ekonomi yönetimi. Yani sizin enflasyonunuz gerçekse niye %25 ile ilgili bir komplekse giriyorsunuz? Daha kötüsünü söyleyeyim ben size. Bunu iktidar ortağı bir parti dile getirmeseydi, itiraz etmeseydi bu gayet normal karşılanacaktı. Hı. Şimdi bir yerde verilere dayalı, yani şöyle diyeyim, sizin enflasyonunuz doğrudur. Bunun üzerine bir kar payı veya işte yıpranma payı verirsiniz, konu kapanır değil mi? Hayır, öyle olmuyor. Şimdi keyfiyet bir işine para verirken devreye girdiyse hiç kimsenin konuşmadığı bir başka realite ortaya çıkar. Size keyfiyetle para verenler keyfiyetle vergi de uygularlar. Hı hı. Çünkü siz artık bir tür ihale alır hale geliyorsunuz. Bir enflasyon gerçek olmadığı için oradan kaynaklanan bir hakkınızdan pay almıyorsunuz veya yıpranma payı almıyorsunuz. Gönlümüzden koptu parası verdiğiniz anda bu hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hakarettir, hem de bu kadar keyfiyetin yaşandığı bir ekonomide gelire keyfiyet aynı zamanda gidere de keyfiyet anlamına gelir. O zaman da Nasrettin Hoca fıkrasına döner iş. Hani kazanın doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne niye inanmıyorsun derler. Peki.